Kedilerden kaçıra kaçıra balıklarımızı tutuyoruz. Selamünaleyküm sevgili hobidaşlar. Bekir'in Hobi Dünyası kanalımıza hoş geldiniz. Bugün sizlerle Darıca Dudayev sahilinde istavrit avı yapacağız. Bu gece şamandıralı av yapacağım. Şimdi hava kararana kadar biraz at çek denemesi yapacağım. Az önce iki tane de istavrit aldım. Boyları da güzel. Arkasından hava karardığında direkt şamandıralı oltamı takacağım. Kırmızı iğne, kırmızı tüylü Gebze otlacısı Alabi'den aldığım takımla gece bakalım kısmette ne varsa yakalamaya çalışacağız. İnşallah zevkli, güzel bir av olur, eğlenceli olur. Herkese iyi seyirler, herkese rastgele. Evet arkadaşlar, evdeki bayat ekmeklerimizi böyle denize atıyorum. Ziyan olmasın. Martılar yiyor, balıklar yiyor. Kefaller çok seviyor ekmeği. Evet, şimdi otamızı aldık. Beyaz iğne, yeşil tüy çaparıyla. Evet. Burası sığ bir mera. Burada hiç beklemiyorum. Atar atmaz yayımı kapatıyorum. Ve sonra oynamaya başlıyorum. Zaten hemen dibe oturuyor. Bakalım. Vuruş alacak mıyız? Az önce aşağı yukarı bu mesafelerde vuruş aldım. Burada sığ mera olduğu için çok fazla aksiyon yapmaya gerek yok. Biraz yaptıktan sonra orta hızda sarıyorum. Eğer balık varsa zaten yarı yolda da biniyor üstüne. Orta hızda sarmaya devam ediyorum. Evet, buranın manzarasını da seviyorum. Burada da daha önce çok balık yakaladık. Burada zarganalar yakaladık, lüferler yakaladık. Burada her çeşit balığı yakaladık, izmarit yakaladık. Burası güzel bir mera. Kalabalık olduğu için pek gelmeyi tercih etmiyorum ama aslında seviyorum burayı. Özellikle sakin olduğu bir günü yakalarsanız. Evet, şimdi uzak bir atış. Azıcık bekliyorum. Evet, hemen dibe oturdu zaten. Çok sığ burası. Evet, bakın balık vuruşu aldım şu anda. Olduğu yerde biraz oynayacağım. Doldurmaya çalışacağım. Şu anda üzerinde balık var. Şimdi sarıyoruz. Biraz balık aldık. Tahminim bir ya da iki tane. Evet, martılara kaptırmayalım balıklarımızı. Burada martılar çok saldırıyor balıklara. Ekmeklere geldi zaten martı. İnşallah balığıma saldırmaz. Aldık. Evet, güzel sarı kuyruk bir istavrit. Evet.
arkamızı aldık. Güzel bir atış yaptık. Evet sevgili dostlar, şimdi Şamandıralı takıma geçeceğim artık. Hava kararmaya başladı. Evet, şimdi bakın arkadaşlar, ben 0.40 misinadan 6 metrelik bir beden yaptım. Daha önce bunu stoper sorunu çözümü diye bir videom var. O videomda anlattım. Şimdi oradaki anlattığımın birebir aynısını şimdi uygulayacağım. Benim misinam ip beden olduğu için takımım, üstünde stoper tutturmak çok zor. İp kullanan arkadaşlar da zaten bu sorunu yaşıyorlar. Ben de buna kendim böyle bir çözüm buldum. 6 metrelik bir beden yapıyorum, hazır. Ucuna şamandıramı hazırlıyorum. Stoperi, şamandırası, her şeyi hazır halde. Şimdi bakın arkadaşlar, ben bunu ip bedenimle... Şimdi bak, şunu şöyle, en basiti bu. Başka bir yöntem var aslında, onu kullanıyorum ama şimdi bunu kolay olsun diye bunu kullanıyorum. Bakın böyle geçiriyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, şöyle 7 yeter. Zaten çok uzağa atmayacağımız için çok aşırı sağlam bir düğüm yapmıyorum. Normal, orta halli, güzel bir düğüm. Evet, sonra bakın, şu ip tarafımı bağladım. Şimdi misina tarafımı da aynı şekil. 1, 2, 3, 4. Bu kalın olduğu için 5 sefer yeter. 5. Diğerini 7 yaptım. Bu arkadaşı da buradan geçiriyorum. Bağlıyorum. Sonra bu arkadaşları iyice birlikte sıkıyorum. Üst üste. Birisi 0.18 ip, diğeri 0.40 misina. Bakın şöyle ikisini birleştirdim. Sonra şu fazlalık arkadaşları keseceğim. Evet. Sonra bedenime eklemiş oldum. Sonra bakın, stoperim de burada. Stoperimi de kaydıracağım biraz. Bir yandan da sarmaya başlıyorum. Şöyle stoperimi tutayım. Bir yandan da sarıyorum. Evet, birazcık zorlandım ama yapacak bir şey yok. Evet, bu kadar yeter stoperim. 2 metre kadar çektim. Yaklaşık zaten 4 metre yapacağım. O yüzden evet, bakın bedenim 0.40'a sardım. Şimdi bunun ucuna hop. Evet arkadaşlar, bakın Gebze oltacısı Ali abiden aldığım kırmızı iğne, kırmızı tüylü çaparım. Bu çaparımı şimdi bedenime, klipsime takacağım. 40 gram kurşun kullanacağım. Topum 60 gramlık. Kurşunum da 40 gram. Yani böylece batma, ne bileyim işte sağa sola gitme gibi durumlar olmasın diye sağlam kullanacağım takımımı. Kendimi garantiye alacağım. Evet, şimdi çaparımı açacağım, takacağım, ışığımı yakacağım ve atışıma başlayacağım. Şamandıralı. Akşam ezanı da okundu bu arada. Saat 9'a geliyor. Şamandıramızı atacağız. Beklemeye başlayacağız. Evet, takımımızı açtık. Evet arkadaşlar, taktık. Şimdi topumuzun ışığını yakıyoruz. Evet. Ben şarj pili bitmesin diye ters çeviriyorum. Şimdi bu arkadaşı şöyle pillerini düzelttim. Yerine takacağım. Paslandığı için biraz zor yanabiliyor. Öyle durumlarda birazcık uğraştırıyor. Böyle bir paslanma sorunu var. Piller paslandığı için.
O yüzden birazcık uğraştırıyor. Evet, bakın şöyle yanması gerekiyor. Evet, birazcık uğraştıracak beni bu akşam yine. Ama yapacağız. Yakacağız bu arkadaşı. Şöyle paslarından arındırabilirsem. Birazcık telimizi bükeceğiz. Hadi bakalım şansımızı deneyelim. Evet, yakmayı başardık. Birazcık sabitleyebilirsem. Evet, sanırım oldu. Birkaç sefer at çek yaptıktan sonra muhtemelen o olacak. Biraz zor yanıyor. Evet, şimdi hadi bismillah ilk atışımızı yapıyoruz. Evet, şamandıramızı attık. Boşluğumuzu alıyoruz, boşluk vermiyoruz. Sonra bırakıyoruz. Evet. Burada. Çöplerimizi atacağız. Beklemeye başlayacağız. Evet arkadaşlar, Bekir'in hobi dünyası böyle güzel manzaralar eşliğinde güzel güzel balığını tutar Allah'ın izniyle. Oltamız suda. Rastgeleye devam. Evet arkadaşlar, şamandıralı balığımı aldım. İlk balığım şamandırayla. Saat 9.30'a yaklaştı. Balıklar yavaş yavaş gelmeye başladı. Biraz uzakta. Kırmızı iğne, kırmızı tüy. Evet. Şamandıralı ilk balığım da geldi. Oo, iyice yutmuş. Çıkarması biraz zor olacak. Mideye kadar indirmiş. Evet. Şimdi yeni atışımızı yapacağız. Evet arkadaşlar, şimdi oltamızı çekiyoruz. Bir şeyler dolandı oltama. Yosun falan takıldı. Bakalım ne çekiyorum, ben de merak ediyorum. Boş mu geliyor, yosun mu geliyor, balık mı geliyor? Evet, balık da var üstünde. Yosun da var. Evet, balığı idam etmişiz. Kuyruğundan yakalamışım baş aşağı. Evet. Hatta iğneye bile takılmamış, üstüne dolaşmış balık. Hayvancağız nasıl takıldıysa, ha, ağzından da girmiş bir yandan. Hem ağzından girmiş hem kuyruğundan. Evet. Şimdi topumuzu değiştirelim. Topumda bir arıza oldu. Pili bitti galiba. O yüzden yedek topumu takacağım hemen. Arkadaşlar videoda gözüküyor mu bilmiyorum. Suda acayip bir oynak var.
Balıklar zıpır zıpır zıplıyor. Evet. İstavritler gelmeye devam ediyor. Bir tane bir tane, iki tane iki tane derken topluyoruz. Kırmızı iğne, kırmızı tüy çapari. Evet arkadaşlar, bugün 1 Temmuz 2024 günlerden pazartesi. Darıca Dudayev sahilindeyiz. Darıca balıkçısının karşısında Şamandıra'nın tam önündeyiz. Sarı Şamandıra'nın önü. Evet. Bakalım. Bazen atar atmaz biniyor balık. O yüzden şöyle bir kontrol ediyorum. Yani şu anda yok. Oltamı da sabitledim. Ve beklemeye devam. Evet arkadaşlar, kedilerden kaçıra kaçıra balıklarımızı tutuyoruz. Oltamızı attık. Beklemeye devam. Gel de bunu ya, bırak kırmızı iğneyi ya. Evet arkadaşlar, balık vurdu oltama. Şimdi çekeceğim bakalım. Evet, eğlenceli bir akşam oluyor. Bir yandan muhabbet ediyoruz abilerle. Bir yandan oturuyoruz ailecek. Bir yandan da balık tutuyoruz. Böyle atıyoruz, çekiyoruz, topumuz zıplıyor. Muhabbet ediyoruz, manzara izliyoruz. Güzel bir akşam. Evet. Yarın da Türkiye'nin maçı var. Evet, hadi bakalım. Aldık. Avusturya ya, ne Arnavutlu. Evet, balığımızı aldık. Şimdi elimizi de sildik. Tekrar şimdi atışımızı yapacağız. Hadi bakalım. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu Ekber. Ya nasip, ya kısmet. Kurşunumuzu oturttuk dibe, misinamızı gerdirdik, beklemeye devam. Evet arkadaşlar, bu akşam güzel eğlenceli bir av yaptık. Pek balığımız çıkmadı ama şöyle 5-10 tane balık aldım. Ama eğlenceliydi, balıklar da iri. Evet, yeni avlarımızda görüşmek üzere, hoşça kalın.